Merhaba, iyi akşamlar. Bugün çok ağır bir konuğum var. Davud Üstesi ile yıllardır kulaklarımızın pasını alan bir konuk. Aslında bizi yıllardır kandırıyor aynı zamanda. 35 yıldır sahnedeyim diyor. Aslında bakarsanız onun sahne aldığı saatleri hesaplarsak 104 yıldır falan sahnedesiniz galiba. Biz de öncelikle nasıl Güzelmiş. kandırıyorsunuz? Oradan başlayalım isterseniz. Şimdi sesi biraz açayım. Teşekkür ederim. Merhaba Merhaba. Hücem Bey. Şu anda bizi izleyecek dostlar için paylaşayım. Arjantin'e konuğum. Arjantin'den de Türkiye'ye konuk olacağım. Yani sahne yapıyoruz işte. Sahnede bir sorun var. O sorun benim sorunum değil. Beni sahneye çıkaranların beni indirememe sorunu yaşıyoruz. Çünkü sahnede ben kendimi kaptırıyorum, biliyorum. Yani hiç saat yok. Saat kullanmam zaten. Çünkü saat çok kötü bir şey. Yani saatle iş yapan insanları saygıyla karşılıyorum. Ama ben saatsiz yaşayan bir insanım. Bu yaşamam için oldu. Onun için sahnede de saatim yok. Zaten yaka paça indiriyorlar beni, menajerim falan yani. Yeter artık Hala 12 falan saat diye. falan yapıyor mu? Yaptığınız oluyor mu o röportaj? Yok, Pardon, röportaj, sahne. onu yapamıyoruz. Çünkü artık müzik Türkiye'de zararlı bir şey olduğu için ona zararlı ilan edilip önce 9'a izin verdiler, sonra 12'ye izin verdiler. Şimdi 1'e kadar izni var müziğin. Onun için yapamıyoruz. Yani kurallar ve kanunlar gereği yapamıyoruz. Yani şunu aslında çok merak ettim ben. Ben o kadar uzun süre sahnede kaldığınızı bilmiyordum. Çok uzun yıllardır takip ediyor olmama rağmen. Hani insanın gayri ihtiyari sesi kısılabilir. O kadar uzun saat şarkı söylemekten. Ve siz bildiğim kadarıyla cuma cumartesi çıkıyorsunuz eskiden. Ağırlıklı olarak öyleydi, halen de öyle. Evet. Herhalde dünyada da 12 saat sahnede kalan kimse olduğunu da zannetmiyorum. Yani varsa da 2-3 kişiydi herhalde. Bilmiyorum, akıllı işi değil. Akıllı işi değil. Akıllı işi değil ama Gerçi benim sloganım iyi bayramlar olduğu için akıl, yani rasyonalizmi bir kenara bıraktık. benim de 16 saat röportaj yapmak gibi bir rekorum var. Sonra fark ettim ki Tebrik dakikada ederim. 24 saat falan konuşurmuşum. Bunu söyleyince konuklar çok korktular tabii. Sizin sahne şovunuzu seyrettim. Yani videolardan seyrettim. Şöyle bir şey algıladım ben. Sizce de öyle mi? Sizin bu kadar insanların dikkatle uzun uzun saatler seyretmesi ya da genel olarak az da seyretse bu kadar sempatiyle bakıyor olması aslında sizin bir tiyatro geçmişinizden ve aslında daha şov, daha tiyatral söylemenizden kaynaklanmış bir yer. Siz ne dersiniz? Tiyatrali kabul ederim. Şov kısmı biraz tartışmalı olur. Çünkü sahne zaten bir yeridir. Yani sahne, çünkü çok güzel sesli, çok iyi şarkı söyleyen insanlar var. Bütün dünyada da bu böyledir. Sahnede işin, o marifetlerin de ortaya konduğu bir şey olması lazım. Bu bağlamda varsa bir tiyatro, elbette ki bu söz konusudur. Şov dediğim şeyi şerh koymuştum, onu açayım. Şov elbette, çünkü bu bir business şovdur, yani şov business'tir yaptığımız iş. Ve insanları şaşırtmak, insanlara marifetlerimizle o dedirtmek, onlarda tırnak içinde bir hayranlık yaratmak zaten sahne insanının görevidir. Ben bir anlamda kendimi kabaretist buluyorum. Yani ele alış biçimiyle, sahnedeki duruşla kabare anlayışını zaten içinde yaşayan bir insanım. Çünkü benim sahnemde değil, hayatımda da öyledir, bilenler bilir.
Müzik kadar mizah vardır. Müzik kadar hiciv vardır. Hiciv dediğimiz şey küçük eleştiriler, iğneler, oklar, nükteler vardır. Taşlama vardır. Bunları günü gününe de gündemi takip eden bir insan olduğum için aynı zamanda yerli yerine koymaya çalışırım. Bu kuru bir konser tadından çıkarmaya çalışırım. Yani bu 300-500 kişilik bir gece mekan diyelim oraya. Mekan işinde de bunu yapıyorum. 10 bin, 20 bin kişilik konser, açık hava konserinde de bunu yapıyorum. Bundan da çok hoşlanıyorum. Çünkü doğaçlamanın bütün bana verdiği imkanları o günkü doğaçlama kapasiteme uygun olarak kullanmaya da çalışıyorum. Yani en son konseri de Instagram'dan görebilirsiniz. Binlerce insanın önüne gelebilecek bütün çocukları sahne önüne çağırıp efendim 300-500 çocuğu sahnenin önüne alıp konseri o şekilde devam ettirmeye mesela içimden geldi. Uygun gördüm. Sağ olsun genç arkadaşlarımız, çocuklarımız bana uydular. Biz yarım saat çocuklar için konser programı yaptık. Bu tabii orası için beklenen bir şey değildir normalde. Çok hoş bir şey oldu. Müthiş bir anı oldu. Bunu en asık suratlı yöneticiler, protokol diyelim onlar bilmem ne de tabii ki çok mutlulukla karşıladılar. Çok keyif aldılar. İşte çoğu kez böyle şeyler yapmaktan hoşlanıyorum, onu söyleyeyim. Ben videolarınızı yani izlerken şöyle bir şey fark ettim mesela. Arkada ciddi bir orkestra var. İşiniz vokal yapıyor size. Fakat gayri ihtiyar sürekli ben sizi görüyorum. Yani kastetmiş şey olumlu anlamda bir şey. Yani sanki siz tek başınıza, o bütün müzikler de sanki sizden çıkıyor gibi. Gayri ihtiyari mesela bana deseler ki kaç kişi vardı orada arkada ya da ne çalıyorlardı hatırlamıyorum ben. Bunun için özellikle dedim hani daha bir tiyatral, daha bir show gibi diye. Evet evet, yani o bir şey, öyle bir şeyler diyorlar ama bu arada arkamda açıklamak isterim. Şahane müzisyenlerden kurulu bir rock band var. Aslı aslında bir rock band var. İçinde bu rock band'in bir benim bağlamam var. Renk çalgısı olarak. Bir de klarnetçi arkadaşımız var. Onun dışında bas, gitar, klavye ve bas, gitar, klavye. Bir de ne var? Davul var tabii ki. Davul var tabii ki. Bir de çok iyi bir şeyim var, vokalistim var. Eşiniz. Özlem Olgun, efendime söyleyeyim. Aynı zamanda şefimiz olan gitaristimiz de çok iyi bir şarkıcıdır. Hem şarkı söyler, hem vokallerde, back vokallerde falan şahanedir. Bas gitarcımız da vokalisttir. Zaman zaman denk gelebilirsiniz, gelmeyebilirsiniz. Çok keyifli, böyle küçük çaplı senfonik tatlara yani ulaşıyor. Söylediğimi de müzisyenlere çok güzel anladım. Çok güzel anladım. Ben maalesef rol çalan bir sahneciyim. Siz dedim aslında dramaturji mezunusunuz. Evet. Ve kendi anlatımlarınıza göre aslında sahnede olmaktan da çok mutlusunuz. Ama hiç evet, eğitim aldığınız alanda tekrar döneyim, o işi yapayım istediniz mi? Çok istedim. Çok istedim ama yapılabilmesi gerçekçi bir işten söz etmiyoruz. Türkiye'de tiyatro yapmak için A. şehir tiyatroları, B. devlet tiyatrolarında kadrolu madrolu olup yani ya da sözleşmeli olup maaşlı bir memur durumuna geçme şeyi var ki ben buna baştan beri hiç heves etmedim. Yoksa bütün kapılar açıktı. Yani üzgünüm, benden memur olmuyor. Ben bunu hiç yok, gayet beklemedim. Benden de olmaz. He, yani o insan kendini biliyor. İkincisi
Ben tabii hep dramaturji ve reji üzerine çok kafa yormuş bir insanım. Üzgünüm, hakikaten üzgünüm. Bu işlerde de karın doyurabilmek mümkün değil. Özel tiyatroların zaten durumu feci. Yani bütün eşim, dostum, arkadaşım amma ödenekli, amma ödeneksiz tiyatrolarda filan çok dostum var tabii. Hiç acı bir durum yok. Oysa bir hayat sürdürüyoruz. Açıkçası bu faaliyeti yaptın mı sen derseniz yaptım. Sizin yaşınız yetiyor mu ben hatırlamıyorum ama ben 1985-86'larda yayınlanan sevgili rahmetli Zeki abinin ve Metin abinin Allah ömürler versin skeçlerini yazıyordum televizyona. Hangi skeçler deyin? Aşı, KDV, Aha. Milli Piyango skeçlerini. Onları hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben 71'liyim, hatırlıyorum onları. O zaman hatırlarsınız, sizin gençliğinizde tek kanallı televizyon. Herkes benim esprilerim bana satardı ertesi gün. Öyle şeyler de yaptım. Radyo için 55 dakikalık radyo tiyatrosu yazdım. Yani repertuarda varım yani o anlamda. Yani yazarlık ve şey anlamda faaliyet gösterdim. En son 2008, 2009, 2010 yıllarında bir oyun yazdım. Sevgili Hüseyin Avni Danyal, sevgili Zeynep Gülmez, Mert Yavuzcan ve Galip Erdal oyunu oynadılar. Dört kişilik bir oyundu. Oyunun yazarıydım ve aynı zamanda müziklerini yaptım. Atladım, özür dilerim. Murat Karasu da oyunu yönetti. Yani birkaç sezonda oynanmış bir profesyonel oyunum oldu. Yani şöyle söyleyeyim, eğer benden bir oyun talep eden birileri olursa ve ben kime yazacağımı bilirsem yazma kararı aldım. Yani çünkü oyun yazıp devlet tiyatroları dramaturjisine gönderip oradan haber bekleyip filan işleri bana uymadı diyelim. Anladınız siz onu. Yani yazacağın oyunu da göndereceğim de işte bilmem ne de falan da filan da onlar olmuyor. Ondan sonra da ben açık çekim attım. Yani benden oyun isteyen olursa ki oluyor. Abi ekip kaç kişi? Koşulları ne? Ekonomik koşulları ne? Onları öğrenip hiç olmazsa oynanacağını bileceğim bir işe emek sarf. Ötekisi emek harcamak ve boşa harcamak şeklinde geliyor. Koşullar bu çünkü Türkiye'de. Yani yazma eylemini sürdürüyorum. En kolay yapabildim. Evde tek başına en kolay yapabildim. Eylemi sürdürüyorum. Onu aslında söyleyeyim. Popüler kültür içerisinde de çok önemli bir figürsünüz. Yani sizin sahneye çıkmış olmanız dışında yıllardır Nükhet Duru ile çalıştınız. Hepimizin ezbere bildiği Mahmure şarkısını bestelediniz. Birkaç şarkı daha var galiba. Bir an hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Var var. Biraz bir şeyler var. Yani pardon buyurun. Öyle estağfurullah. Yani onu popüler kültürün içinde olmak şeklinde istesem de kabul, istemesem de kabul, mecbur. Çünkü Türkiye'de çok ciddi, önemli mekanlarda çıkıyorum. Kıbrıs'a gidiyorum, yurt dışına gidiyorum falan filan. Bu tabii bununla biz bizeyiz. Altını çizeyim. Bunu yapan adam elinde bağlamasıyla bir adam olması tabii çok ilginçtir. Başka örneği olmayan kısım budur. Yani bir bağlamanın solist olduğu bir sahne başka yok diyebilirim. Türkü varlar hariç. Evet, onlar hariç. Şimdi sizin daha önce bir sürü anlattığınız şeyden anladığım kadarıyla aslında eğlenceli de birisiniz ama sesinizden mi artık saz çalmanızdan mı bilmiyorum. Benim bugün aklıma şey geldi. Ruhu Bey'i yakından tanıyanlar, Ruhsuz'dan bahsediyorum. İşte o bir yere girdiği zaman gayri ihtiyar önümüzü ilikler susardık diyorlardı. Yani adam herhangi bir şey, yani arkadaşının evine gidiyor mesela ya da işte falan. Sizin için de galiba öyle şeyler oluyor. Ya çok şükür oluyor diyelim. Oluyor çünkü o şeyden kaynaklanıyor. Birazcık onu biliyorum. Yani bana insanların daha
Soner Bey diye hitap etmesi çok nadirdir. Genel olarak hocam derler, Soner Hoca derler, bir şey derler. O işte o geçmişteki donanımla ilgili diyelim, geçelim. Yani çünkü bir tarafım tabii tiyatro filanla diyorsak, tiyatro ile ilgileniyorsam ki bir de hukuk okumuşluğum var. İster istemez okuyan, yazan bir insanım. Ve gerek dünya, gerek Türkiye'yi gündemini takip ederim. Politik bir donanımım var. Yani olduğu kadar, yani çok matah anlamında söylemiyorum. Yanlış Ben şeyi hatırlıyorum. anlaşılmasın. Bir 30 yıl önce aslında sizle tanışmıştık. O zaman da Öyle insanlar anlattınız. size insanlar hocam falan diye hitap ediyordu. Evet, yani ben bunu belli bir yaşa geldikten sonra duymadım. Yani bu lise yıllarından beri böyle bir durum var. Böyle bir Aslında şeye doğru hocalık. getirmeye çalıştım konuyu. Hani siz böyle çok ne derler? Ağır kanlı, çok oturaklı bir, hiç gülmeyen, eğlenmeyen bir adammış gibi algılayabiliyor insanlar ama siz aslında aynı zamanda çok komik bir adamsınız, nükteden bir adamsınız. Bazen bu şeyden sıkılıyor musunuz sizi böyle görmüş olmalarından? Valla sıkılıyorum değil miyim ama bu konuda mesela bir gazeteci dostumuzla bir anekdotumuz var. Abi senle bir şey yapmak istiyoruz ama muhabirler senden çok tırsıyor gibi bir şeyle de karşılaştım. Sonra bir baktım ki mesela ben çok az davet alırım o şeylerden. Zaten belli şeylere kapım kapalı. Hani belli televizyon gösterilene diyelim. Ama öyle bir olumsuz şey var. Ama teşekkür ederim. Ben çok eğlenceliyimdir ya. Ve benim ciddiyetim, yani şöyle söylüyorum. Ciddiyet bir tek ilkelerde önemlidir. Suratınız asık olmak ciddiyet. O iki şey kalıyor. Ama hayatın içindeki suratsızlık suratsızlıktır ya. O kadar basit. Yani onun ağırlıkla bilmem ne ilgisi yoktur. Ben sofra adamıyım. Yani rakı içerim, yemek yerim. Eşimle, dostumla muhabbet hayatımın çok önemli bir kısmıdır. Efendime söyledim. Yani 10 dakika gülmüyorsak, sıkıntı varsa en ciddi konuyu konuşurken bile yemin ediyorum bir tarafından çıkarım bir sululuk katarım işin içine tırnak içinde. Öyle yaşıyorum çünkü. Repertuarınızda Sevmiyorum kaç şeyi. tane şarkı vardır aşağı yukarı Soner Bey? Benim şarkım mı? Yani sadece Hayır, uzun saatler repertuar. okuyorsunuz Pardon. ya, o Ha, anlamda. repertuar. Repertuarım valla oturup inanın sayılacak bir şeydir ama binlerle ifade edilen bir repertuardan söz edebiliriz rahatlıkla. Türk sanat müziği şarkılarını çok severim. Hele ki büyüdükten sonra onlar daha çok seviliyor. Yani ne bileyim sadece Türk sanat müziği 1.000 tane falan vardır. Türküler birkaç bin tane daha vardır. Falan böyle topladığınızda çok binli rakamlardan Bir bahsediyoruz. 5-6 bin çıkarmış gibi geliyor İnanın bilmiyorum ama bence çıkar. bana. Deneyebiliriz. Siz kendiniz de şarkı yazan ve besteleyen biri olarak Evet, sırada çok kabul. Efendim? yüz küsür yayınlanmış şarkım var. Yanı sıra çok cover şarkılar da söylüyorsunuz ve sizin sesiniz de bambaşka bir tını buluyor. İyi bir yorumcu olmak da herhalde bu olsa gerek. Hangisini daha çok tercih ediyorsunuz? Kendi şarkınızı söylemek mi yoksa coverları? Şimdi kendi şarkınız diye bir şey, Pablo Neruda'yı anlatan bir Il Postino vardı ya postacıdaki gibi. Postacıda onların çok iyi bir diyaloğu var ya orada. Şarkıyı, şiiri yazarsınız ve artık sizden çıkar. O ihtiyaç duyanın kullanacağı bir kültürel maldır diyelim. Şimdi çok insanın
benim şarkılarımla düğün şarkısı yaptıkları da oldu. Doğum günü şarkısı yaptım. Ben de paylaştıkları için biliyorum. Bununla da çok acayip keyif alıyorum tabii. Ne güzel almışlar. İlanı aşk etmek için kullanmışlar falan. Bunlar çok keyifli şeyler. Yani artık o benim değil zaten. Onu yaptın, bitti. Üretimi yaptın. Bitti. Bunu söylemekle söz gelimi bir Cem Karaca söylemek arasında sahnedeki şarkıcı olarak hiç ayırt edecek bir tarafım yok. Çünkü ben Cem Karaca söylemek için bilinen bir isim diye örnek veriyorum. Kendimce bazen haftalar, bazen günler boyunca çalışıyorum. Yani Cem abinin tadını verip ama kendi üslubumu kurabilmek için. Çok net bir şeydir. Bir şey soracağım. Ben orada yanlış mı hatırlıyorum? Siz Cem Bey'le çalışmadınız bir dönem. Çalıştım. Çalışmaz mı? Siz hatta galiba 1990'ların başı ya da 80'lerin sonunda yani Cem abi herkes TÜVKAKA diye kovaladığı yıllarda Cem abiyle beraber çalışan insan bendim. Ben şimdi doğru İşte mu hatırlıyorum çok emin olamadım yok, da bir çok an. Doğru. İşte selamını aldım dün Renan Bilek de bizimle beraberdi o dönemlerde. Renan'ın arkadaşı durdu kafam. Bağışlasın beni. Onlar bir ikiliydi o zamanlar filan. Yani cevabı biz onun en çaresiz günlerini paylaştık diyebilirim. Ben 90'da bir hani organizasyonda çalışıyordum. O zaman tanışmıştım Cem Bey'le. O proje benimdi. Öyle mi? Ha, orada tabii. Kaybaşçı'dan daha sonra oradan tanışıyor. Altın Çınar. Altın Çınar projesi benim yaptığım bir şeydi. Cem abi için kullandık onu. Onun sıkıntılarını aşabilmek için. Sıkıntı derken ekonomiyi kastediyorum. Evet. Falan filan. Orada o işin başına geçti. Benim için şahane bir deneyim oldu. Bir sürü genç arkadaşımla o vesileyle tanıştım, kaynaştım. Birçoğuyla da hala iyi kötü dostluğumuz sürer. Bravo. Demek Gülhane altı çınlarında vardı zorlarda. Vardım. O zaman çok çok sen... tokuşmuşuzdur. Efendim? O zaman çok çarpışmış, yani denk Çok gelmişiz. çok ben aslında küçük sahnenin organizasyonunu yapıyordum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Amatör gruplar çıkardı orada. O Evet, organizasyonu biliyorum, yapıyordum. biliyorum. Fakat bu Biliyorum. Cevval Adam diye beni şey kakalıyorlardı arada büyük sahneye. Cem Bey'i, işte Osmanlı Mehmet Ali Erbil'i, bir sürü isim şimdi tek hepsini sayamayacağım. Banu Kırbağ, o zamanlardan tabii. Eyvallah. Özellikle Müslüm Gürses konserlerinde beni kakalıyorlardı. Çünkü herkes kaçıyordu. Tüm şeyler kaçıyordu. Uçanlar yani uğraşamadığı için. Evet, onlar çok riskli işler. Çok riskli. Bu manyaktır deyip beni atıyorlardı önlerde. O yüzden. Şimdilerde yeni bir albüm çalışmanız var mı? Ya da onun gibi bir şey yapayım. Ya açıkçası en son albümü 2017-2018 civarında Efsane Türküler diye bir albüm yaptık. Yaptığım son albümdür. Adı da Türküler geçen bir albüm olarak bütün önemli hani D&R listesi bilmem ne nedir Apple listelerinde falan filan bir numara gitti diye ben çok gururlanırım. Yani çünkü yıllar sonra bir türkü albümü yaptım. Elbette ki türkü otantik kullanmadık tabii ki anlayışımız. Biraz da çağdaş bir anlayıştır. Dinlerseniz oradaki türküler var bütün YouTube'da, YouTube'da her yerde. Onu yaptım en son. Ondan sonra sadece bir tane en son galiba geçen sene mi ya, iki sene mi? Onun üzerinden de pizza var. Ay Karanlık Olunca diye bir şarkı yaptım. Kendi şarkımdır. O dolanıyor şu anda piyasada. Şimdi de çok taze olarak bir iş yaptım. Aslında anlatması keyifli, dinlemesi keyifli olur mu bilmiyorum. Siz anlatırsanız keyifli olur gibi geliyor bana. Sağ olun. Yunanistan'ın dünya çapında bir virtüözü var. Vasilis
Salyas. Vasilis Salyas. Biz ona Vasil diyoruz. Öyle deniyormuş, öğrendim. Vasil'le bir tanıştım. Bir konser yaptık Vasil'le. Tesadüf. Beni konuk sanatçı olarak istediler. Orada tanıştık. Türkiye'de yapıldı bu konser. Sonra yaşı yaşıma, başı başıma uygun bir adam olarak biz aşık olduk birbirimize. Sonra ben şimdi bir şarkı vardı, işte onu hazırlıyordum. Vasil'e konuştuk. Vasil, ben rica ettim çalmasını. O çaldı. Yani sadece Vasil'in çaldığı kısımlar bile bu şarkıda dinlenip başyapıt kabul edilebilir Vasil'in sayesinde. Bir de bizim ülkemizin çok iyi buzikicilerinden sevgili Hakan İtik vardır. Buzuki Hakan namıyla tanınır Türkiye'de. Hakan da buzikileri çaldı. Benim zaten şefim Utkan Marangoz gitarları çaldı, düzenlemeyi yaptı. Davulu bası falan filan şahane adamlar çaldı. Ve Alıştım diye bir şarkımız çok yakında piyasaya sunulacak. Şarkı bitti aslında. O piyasaya sunulacak. Hemen ardı sıra bir şarkı hazırlıyorum. Yani şarkı hazırlandı da onu da bu teknik aşamalarını halledeceğiz. Yani atıyorum Ekim sonunda Alıştım geliyor. İnşallah Kasım Aralık demeden de yeni laf aramızda iddialı olduğum bir şarkı geliyor. Sizin bir de tabii şöyle bir özelliğiniz de var. İşte bu biliyorsunuz zevk kuşağı için söylenmedik şeyi bırakmıyorlar. Ama mesela sizin çok ciddi bir zevk kuşağı dinleyiciniz var. Yani zevk kuşağı dinleyiciniz var. Çok ciddi sizin. Yani yeni jenerasyondan çok şükür, çok şükür, 90'lı. Çok şükür. Var, zaten bir şey söyleyeceğim. Yani laf aramızda. Kendini yenileyemezsen hala 90'lar programı yaparsın. Türkiye'de çok yaygın olduğu için söylüyorum. Bu yenilemeyle ilgili bir şey. Yani yeni kuşağı mesela Hekimoğlu türküsünü ayıptır söylemesi ben yaptım. Ekrem Edir Koca Konağı ben yaptım. Bunlar yüzyıllık türkülerdi, duruyordu bir yerde. Aldık, bir daha koyduk. Sonra diziler mizilerde baktık bunlar söyleniyor, ediliyor falan filan. Yeni kuşak aslında eski kültürle de yeni tanışıyor. Artı sound diye bir şey var. Bu sound denen şeyi de ben aslında bir rock kültüründen geliyorum müzikal olarak da. Yani ben Pink Floyd'la, işte Deep Purple'la, Queen'le falan büyüdüm işin gerçeği. Şimdi bunlarla yaşıyoruz hala. Metal'e kadar gelmiştim hatta. Fakat metal artık ağır geliyor ama rock, senfonik rock favorim. Ve bana sordukları zaman işte ne yapıyorsun? Daha yapamıyorum ama bir gün senfonik rock yapacağım diye söylerim. Etnik senfonik rock, pardon. Etnik Hanım senfonik da rock. öyle bir projesi vardı sevgili Yan Yerim'in de 1990'larda. Ama tabii ömrü vefa etmedi, öyle değil. Şimdi sizin tam söylediğinize örnek olsun diye bir şey söyleyeceğim. Sizin de söylediğiniz şarkı, Zülfü Livaneli'nin şarkısı Nefesim Nefesine. Herhalde uzun süredir kimse söylemiyor. Fakat geçen gün bir gençlik dizisinde bir kızcağız çıplak sesle söyledi. Ve zannederim bu son bir haftadır internette en çok dinlenen şarkıya dönüştü. Doğru. Aslında hani genç kuşağı bunları dinlemiyorlar, bilmiyorlar diyorlar ama aslında duyduklarında onlara ulaşılabildiklerinde sizin söylediğiniz gibi hiç de alakasız kalmıyorlar. Ya öyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey yok. Sadece onları kasmayan şarjla ilgili sorunlar. Şarj olmuyor. Yanımda yardım eden kardeşim var da şarjla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ve bu düşmeye başladı. Beni idare edin. En kötü ihtimal böyle dururuz. Şimdi öyle bir şey yok. Yani sunma biçimi diye bir şey var. İşte çıplak sözle söylersin. Bütün şeyden kurtarırsın işi. Sound derdi kalmaz. İyi bir sesle tabii. Yani öyle olduğunu. Ben de rast geldim o işe. Yahut da biraz daha
enerji değişikliğine ihtiyaç var. Çok normal bu. Her dönemde oldu. Her dönemde oldu. Biliyorsunuz ben müzik yayıncılığı da yaptığım için, müzik dergisi yayıncılığı da yaptığım için çok iyi bilirim. Her yıl başlık atardım. Bu yıl şöyle olacak, bu yıl böyle olacak diye öngörülerim vardı. Mesela 90 yılının ilk kapağında, müzik dergisinin ilk kapağı 90'lar ve pop müzik yılları başlıyor diye bir şey başlık atmıştım. Bunu çok değerli üniversitelerde işte ne denir? Yüksek lisans, doktor yapan arkadaşlar bu verilerle ilgili benimle konuştular. Oradan alıntı yaptılar filan. Çünkü öyle bir şeydi. 80'ler biraz karışık bir dönemdi. Neydi belirsiz olduktan bir dönemdi. 80'lerin mesela en büyük artısı Ezgi'nin Günlüğü, Yeni Türkü, Çağdaş Türkü gibi daha böyle değişik yeni tatlar çıkmasıdır. Onun dışında bildiğiniz arabesk şarkıların dönemidir yani. 90'lara girilirken o öyle belli etti ki bana, benim algıma, azıcık bir müzik sosyolojisi formasyonu da gelişmişti sırf o dergicilikten dolayı. Dedim ki yani pop müzik geliyor artık. Hakikaten 90'lı yıllar pop müziğin böyle bir yükseldiği yıllar oldu. Ama yenilenme olmuyor. Bakın 90'lı yıllarda bu yenilenmenin en büyük örneği odur. Bu arkadaşlar hala 90'lı yılların şarkılarını söylemeyi sürdürüyorlar. Şimdi yenilenme olmuyor dediğin zaman bakacaksın. Ne var şu anda? Yani ben inanmazdım. Ama Türkiye'de artık bildiğiniz hip hop kültürü gelişiyor. Rap dedikleri, bence ki yanlış tanım olsun. Bir şey söylüyorlar. Bütün gençlerin kullandığı bir şey. Bir de uyar uymaz popüler insanlar da ha ben de bir rap söyleyeyim filan tavrında bir şeyler yapıyorlar ama bu gerçekten bu işi düzgün yapan insanların başardığı bir alan oldu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sizin için aslında bunu bir tür sormuş oldum ama fazla sade yaşıyorsunuz. Ve hep bir şey diyorsunuz. Ben çok mutluyum bu hayatta. Sürekli siyah giyiyorsunuz. Sıkılmadan dışarı siyah giyiyorsunuz. Hakikaten merak ediyorum. Biraz magazin sorusu gibi oldu ama. Bir de mutlu olmanın bu kadar... Bu ara çok konuştuk bunu psikolog arkadaşlarımızla falan yaptığımız röportajlarda. Acaba biz neye mutlu oluyoruz ya da mutluluk dediğim şey biraz abartılı bir şey olabilir mi diye. En son doçent doktor Cömert'le konuşurken şöyle bir şey söyledim. Siz de çok yazan okuyan biri olarak belki siz katılırsınız bana. Dedim ki yani biz hep mutlu olmak peşinde koştuk. Belki de en büyük hatayı burada yaptık. Oysa örneğin Siddhartha'da anlatıldığı gibi mutluluk dediğim şey havai bir şey gibi en tepeye çıktığı zaman en parlak olur. O kadar kısa süren evladım diyor Siddhartha'da mesela. Siz bu kadar huzurlu ve mutlu olmayı nasıl başarıyorsunuz? Şimdi Atilla ile atıf da söyleyeyim. Zaman zaman gelişen mutsuzluklar da mutluluğa dahildir. Diyerek gireyim konuya. Yani mutsuz olmak için çok koşul var. Bizim ülkemizde özellikle. Ancak mutsuzlukları aşmadan doğan mutluluk diye de bir şey var. Yani mutsuzluklar aşılabildiği zaman büyük mutluluklar getirir. Siddhartha yaklaşımımız da çok hoş ama ben ona bir kendimce bir katkıda bulunayım. Yani devrenin kenarına gelirsiniz, sefayı orada bulursunuz, mutluluğu orada bulursunuz. Meselesinde de acı çekmeyi, hayatın zorluklarına katlanmayı, her türlü denemeyi yapmayı yaşayan insanlar mutluluğu bulabilir diye düşünüyorum. Ben yüzlerce gemi yaktım. Onlarca köprü yıktım hayatımda. Ve hepsi daha bana göre tırnak içinde olanı bulmak içindi. Mutluluk çünkü oturduk yerden olacak bir şey değil. Ancak ben Sayın Hoca'nın görüşünün bir dışında bir şey söyleyeyim.
Benim hayatımda başarı odaklı olmak diye bir şey hiç olmadı. Ve ben soran herkese mutlu olmaya odaklanın demek durumunda kaldım. Çünkü insanı neyi mutlu edip etmeyeceğini de bulmak için bir arayış olması lazım. Çünkü hayatın bir tane olduğuna inanıyorum. Bir hayatımız olduğuna inanıyorum. Bu bir hayatı da dolu dolu mutsuzluklarla baş ederek, mücadele ederek, savaşarak geçirmek de bir mutluluk yöntemi. Yani zannedildiği gibi bir polyanlacılık falan yapmıyorum. Mutluluğum o değil. Ama 32 meslekten sonra sahnede olup kimsenin mümkün olduğunca bana karışmadığı, özgür olabildiğim bir hayatı ancak bulabildim. Ama buraya gelmek için gazetecilik yaptım, reklamcılık yaptım, yazarlık yaptım, prodüksiyonu yaptım, inşaatta çalıştım, pansiyonculuk yaptım, kötü bir esnaf olarak onu da denedim, bir sürü şey denedim. Denedim ve yaka yaka geldim anlamında. Kendi adıma söylediğimi aslında bir güzelleme olarak söylemiyorum. Yani hedefi mutluluk koymak üzerine söylüyorum bunu. Evet, mutluyum. Niye mutluyum? Çünkü hobi olarak yaptığım bir işten para kazanmayı becerdim. Hayat onu getirdi bu savaşın sonucunda. Müzik benim sadece bir hobimdi. Yani çocukluktan beri var olan bir hobimdi. Eğitimim falan yok bu konuda idi. Elbette bir sürü şey öğrendim. Yani alaylıyım ama cahil değilim. Onu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Yazma çizme işi beni hep mutlu etti. Yazar çizer olarak adımın anılmaması umurumda değil. Ben hala yazıyorum. Hala yazıyorum. Kendime yazıyorum. Çok iyi bir şiir serüvenim var. Kimseyle paylaşmadım. Şarkı sözlerimin dışında ki onları şiir saymam. Sadece şiir birikimimin bir yansıması olabilir olsa olsa. Hala şiir yazıyorum. Şiir terk edilmiş bir liman aslında ama beni hiç korkutmuyor limanın terk edilmişliği, ıssızlığı. Umurumda değil. Çünkü ben şiiri de kendime yazıyorum. Ben koku yapıyorum. Kokuyu da kendime yapıyorum. Kokularla aram çok iyidir. Çok şey. Ve her tarafımda bir koku bulursunuz. Kendi icat ettiğim, esansları karıştırıp yaptığım şeyler bulursunuz. Bunu da kendime yapıyorum. Mutlu olmak ve başarılı olmak. Şu anda iki tane şey var. Mutlu olmak, başarılı olmak. Ben mutluluğu tercih ediyorum bu iki şey içinde. Başarı denilen şeyi tam tersine rasyonalizmin bir tuzağı olarak görüyorum. Ve bu tuzağa bugüne kadar düşmediğimi düşünüyorum. Bundan sonra da düşmem inşallah. Yani o başarı hedefli yaşamak insanı popülizme götürür çünkü. Popülizmden daha çirkin bir şey de bilmiyorum kültürel anlamda. Kim ki popüler kültürün içinde ki kısmen popüler kültürün içindeyim yanlış anlamda yani şeyde reddetmiyorum onu ama oradan gittiğin zaman popülizme gitmenin hiçbir yararı olmadığını düşünüyorum. Hiçbir kliğin, hiçbir lobinin insanı olmadım. Independent dediği Batılıların indi dedi ya da neyse işte o bağımsızlardan olmaya gayret ettim ve kendi çapımda bu gayretimin sonucunu aldım ve ne mutlu ki beni izleyen, beni namerde muhtaç etmeyen, benim emeğimi, vefamı, karşılığını çok sağlam veren bir dinleyicim, bir seyircim, bir danışanlar grubu diyelim bir kısmı da oluştu. Bundan da çok memnunum. Hep böyle çünkü göründüğünüz kadar sakin misiniz hayata dair? Efendim? Hep göründüğünüz kadar sakin misiniz hayata dair? Sakin mi diyorsunuz? O sözcüğü evet. Anlayamadım. Sakin oldum artık. Şöyle diyeyim. Hayatımın %50'sinden fazlası pek sakin değildim. Son yıllarda sakin olmayı da öğrendim.
en ciddi meselelerin karşısında bütün soğukkanlılığını durabilecek bir ergenliğe eriştim. Ama yeni. Son 10 yıldır, 15 yıldır filan. O yaşla da biraz alakalı oluyor galiba. Ben mesela 45'inden sonra sakinleşmeye başladım. Aşağı yukarı ben de onu kastediyorum zaten. Yaş da tabii yani yaşla, deneyimle filan şey oluyor. Bir de neyin peşindesiniz felsefi anlamda soruyorum. Yani ben elbette değilim ama bilgeliğin peşindeyim. Yani bilgiyi bilgeliğe dönüştürmeyi ancak o yaşlarda anlayabildim. Hani bilge mi oldum? Yok olmadım elbette ama o yolu tercih ettim. Yani benimle ilgili eğer görürsünüz gözler yapar, gözünüze çarpar, derviş filan derler. Evet öyleyim. Son 15-20 yıldır öyleyim. Evet. Şey, tevekkül sahibi derler biliyorsunuz tasavvufta. Öyleyim ama itiraz eden bir dervişim. Onu da kaybetmedim. Peki, Ama pardon. sabırlı bir itaattan söz ediyorum. Sabırlı bir itaattan söz ediyorum. Oradan da sabırlı bir itaatsizlikten söz ediyorum. Yani burada çok önemli bir şey var. Kendi hayatımda. Neyse bu çok uzun ve gereksiz olabilir. Yok Ben estağfurullah. Bence sonuç çok iyi. olarak Ben uzun süredir bu başarı ve mutluluk üzerine özellikle psikiyatrlar ve psikologlarla tartışıyorum. Yani tartışım olumlu anlamda fikir telakisi yapıyoruz yaptığımız programlarda. Mutlaka araya sokuşturuyorum onu. Sizin söylediklerinizi o yüzden çok kıymetli buluyorum. Ben Leman Hanım'la röportaj yaptığımda Leman Sam'la dedi ki bana ben dedi Zeki Müren gibi sahnede ölmek istiyorum dedi. Siz de öyle misiniz? yani sahnede ölmek istemek duygusunu şey olarak yani mesleği yaparken ölmek olarak anlıyorum. Çünkü sahnede ölürsem benim genel ilkeme çok ters bir durum oluşur. Ben insanları hep memnun gönderdim. Sahnede ölürsem birilerinin yani çok önemli bir bölümünün mutsuz olacağını hayal ederim. Yani onların buna tanık olmamasını dilerim. Ama kastedilen şeyi anlıyorum. Ayakta, ağaçların ayakta ölmesi noktasında. Evet, işimi yaparken ben 1900 kaçtı unuttum. Geçiyorum. Leonard Cohen izledim en son İstanbul'da. Abi 82 yaşındaydı İstanbul'da. Dedim ki ben böyle olmak istiyorum. 82 yaşında da şarkı söylemek. O gitar çaldı işte. Biraz piyano gibi bir şeyler çaldı filan. Yani öyle ölmek ister misin? Öyle ölmek isterim. Ama sahne olmasın olur mu? Çünkü Ya ben üzmek istemem insanları. hani soru ona sorduğum soru şey gibi bir şey. Hani ne kadar yıl daha söylemek istersin, sahnede olmak istersin diye cevap ben söylemişti onu. Yani biraz aslında söylediğiniz anlamda yani fiziki olarak sahnede. Yok yok o o duyguya aynen katılıyorum. Benimki sadece bir şey. Yani bir an hayal ediyorum. Ya çok yani sevdiğimiz, seviştiğimiz insanların önünde, koynunda ölüp onları üzmek istemem sadece. Yani o zaman Demek şunu istedim o. anlayabiliriz. Siz ömrünüz vefa ettiği süre boyunca şarkı söylemek istiyorsunuz. Evet. Bir şarkı Sahnede olmak da istiyorum. olabilir. Sahnede olmak istiyorum. Çünkü benim medyam sahne. Benim kendimi ifade ediş yerim sahne. Benim insanlarla sadece duygularımı değil, düşüncelerimi ve hayallerimi ve biriktirdiklerimi paylaşma yerim. Şimdilik sahne. Başka bir kendimi ifade etme yerim yok. Onun için ama dediğim gibi 100 kişi, 500 kişi ama 10 bin kişinin karşısına çıkıp daha anlatmak istediğim çok şey var. Daha yeni başlamış gibi hissediyorum. Onun için benim yerim sahne. Galiba Net. çok uzun yıllardır sanatla ilgili çalışan insanlar, ister oyuncu olsun, ister solist olsun, ister yazar olsun. Sizin yaşlarınızda da biraz daha erken, daha yeni başlıyorum diyor. Sanki ikinci evre başlıyor aslında. O birikmişlikten, o birikimi damıtmaktan mı deriz artık bilemiyorum ama öyle bir şey var galiba.
Valla bende var. Başkası adına konuşamam. Bende var. Ben acayip heyecanlanıyorum. Şimdi yeni bir hayatımda dönem açılıyor gibi hissediyorum. Sadece tek dileğim var. Enerjim ve motivasyonum bugünkü gibi sürebilsin istiyorum. Çok şükür şu anda her şey yolunda. Hani çünkü daha anlatacağım şeyler var ve anlatmak için, iyi anlatmak için yeni yeni hazırım. Bugüne kadar antrenman yaptık, artık başlayacağız noktasındayım. Geçenlerde Tuğrul abiyle röportaj yaptım. Tuğrul Yılmaz'la. Gördüm onları, yani işlerinizin çoğuna baktım, evet. Buyurun, özür dilerim. Yok estağfurullah, çok teşekkür ederim. Baktığınız için de mutlu oldum ayrıca. Tuğrul abi biz hepimizden büyük. Ben çok kıskandım yani onun yaşam enerjisini. Benim mesela öyle bir o kadar yaşam enerjim yok. Çok da takdir ediyorum hakikaten. Karşımda öyle insanlar gördüğüm zaman. Belki kendi kendimi tedavi ediyorum. Böyle özellikle size sorarak ya da işte Tuğla abiye sorarak feyiz almaya çalışıyorum ya da. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Çok mutlu oldum sizinle karşı karşıya olmaktan. Ben hep şöyle yapıyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Eski bir dostumla karşılaşmış gibiyim ki eskiden tanışıklığımız var. Kolaylıklar diliyorum. Her şey güzel olsun falan yani. Ben de çok mutlu oldum. Daha iyi, daha mutlu günlerde görüşmek dileğiyle. Eyvallah. Teşekkür ederim.